Merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz elektrik tesislerinde denetleme ve ölçmeler. Bu konu IC 60-64 kısım 6'da geniş bir şekilde anlatılmıştır. Ben burada teorik ve pratik olarak standartları sizlere anlatmak istiyorum. Daha sonra da burada gösterdiğim konuları tek tek SET'te Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik bölümünde, tesisat bölümünde, laboratuvarda tek tek sizlere göstereceğiz. Evet, bu konu elektrik tesisleri topraklama yönetmeliğinin 7. maddesinde, 7. ve özellikle 10. maddesinde açıklanmıştır. Sayfa 161'de okuyabilirsiniz. Tabi cihazlarımız çok bu alanda oldukça gelişmiş cihazlar var. Çok fonksiyonlu cihazlar. Örneğin burada HT'nin olsun, işte Gosling Metrevat var, Fluka var. O açıdan çok yönlü cihazları kullanabiliyoruz. Yani çok fonksiyonlu olması önemli. Çünkü artık burada megere falan ihtiyaç yok. Bir cihaz ile standartta belirtilen tüm ölçümleri yapabiliyoruz. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik bölümüne kurulan set budur. Bu set ile ölçüm paketi ile transformatörden dağıtıma kadar olan sistemi inceliyoruz. Genelde gerekli olan tüm ölçümleri bu set üzerinde yapabiliyoruz. Tablo üzerinde gösterebilip yapabiliyoruz. Tabii bu setten burada bugün 4 tane bulunmakta. 5 tane bulunmakta. 5 setimiz var. Seti devreye aldık. Daha sonra söylediğim gibi tek tek bu ölçümleri yapacağız. Şimdi Fluka, gördüğünüz gibi bu laboratuvarda bu test cihazları satın almıştır. Çok basit. Tüm gerekli olan ölçmeleri burada gördüğünüz gibi ayarlayarak yapabilirsiniz. Yine diğer taraftan aynı biraz büyütülmüş şekliyle gerilimi ölçebilirsiniz. İzolasyon direnci, kablo üretkenlerin izolasyon direncini ölçerseniz tamamen çok düşük direnci. Sonra sistemin, şebekenin çevre impedansını ölçebilirsiniz. Yine aynı zamanda RCD'nin, artık akım koruma cihazının zaman ve açma akımını ölçersiniz. Daha sonra topraklama direnci geliyor. Evet, şimdi bunun yanı sıra tabii ki daha değişik cihazlar var. Ölçme yapan kişinin tabii ki kravatlı çok takım elbiseyle bunları yapması beklenemez. Zaten öyle bir şey de olmaz. Gerekli olan bazı eldivenler olsun, elbiseler, ayakkabılar gereklidir. Belli bir gerilime dayanıklı ayakkabılar gereklidir. Diğer taraftan sadece çok fonksiyonel cihaz değil. Örneğin düz pol diyoruz burada. Akımın ve gerilimin olup olmadığını bir tesiste test edebiliyoruz. Yine burada amper metreler var. Yukarıda tamamen pensler var ölçmek için. İşte topraklamada kullandığımız çubuklar var, kazıklar. Evet, dediğim gibi ölçümü yapan kişi ve kuruluşlar, firmaların bunları almalarında yarar var. Şimdi şöyle 10. madde, oradan başlayalım. Yönetmenin 10. maddesi genel olarak şunu söyler. Her topraklama tesisi kullanıcı tarafından işletmeye alınmadan önce montaj ve tesis aşamasında gözle muayene, yani gözle girip tesisi kontrol edeceksiniz, deneyden geçirilmeli. Tesis aşamasında gerekse işletme döneminde muayene, ölçme ve denetleme periyotları yapılmalıdır. Bu ekpiyede verilmiştir. Yönetmenin ekpiyesini verilmiştir. Gözle muayene genel olarak tamamen enerjisiz durumda getirilmiş tesiste deney ve ölçme işlemlerinden önce yapılmalıdır. Yani girip
orada koruma etkinliğinin nasıl çekildiğine, aşırı akım koruma cihazların doğru seçilip seçilmediği, kiremezlerin doğru olarak bağlanmadığı, motorun çalışıp çalışmadığı, lambaların yanıp yanmadığı, genel olarak gözle muayene yapılır. Daha sonra ölçmelere geçilir. Ölçme ve denetlemede ise ilk başta yapılması gereken koruma iletkeni ile potansiyel dengeleme etkenlerinin sürekliliğinin ölçülmesidir. Yani en başta koruma iletkeni, ilk ölçüm budur. Koruma iletkeni can alıcı noktadır. Bir defa onun tüm cihazlara doğru bağlanmadığı kontrol edilmeli ve ölçülmeli. Tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri aynı zamanda, yani metallerin direkt ana potansiyel dengeleme barasına bağlandığı yerdeki ölçümler yapılmalı. Sonra yalıtım direnci, tüm kablo iletkenlerin enerjisiz bir şekilde yapılır. Toprak öz direncinin ölçülmesi, ki bu daha önce yapılmalıdır tabii. Toprak öz direnci tesis kurulmadan önce yapı genel olarak. Topraklama direnci yine aynı şekilde bir fikir edinmek açısından. Genel topraklama direnci, genişleme direncinin, yayılma direncinin ölçülmesi yarar var. Bugün bu konuda bir değer, bir veri yoktur. İstemiyoruz. Zaten bir değer istemek de anlamsızdır. Daha sonra ölçüde bunu göreceğiz. Beslemenin otomatik olarak açılıp açılmadığı denetlenmesi, ki çok önemli gerçekten. Oraya koyduğunuz B ve C kesicilerin istenilen zamanda açıp açmadığının kontrolü gereklidir. Evet. Sonra RCD var, öbür tarafta yok. Evet. Yine artık akım koruma cihazının aynı şekilde ölçülmesi gerekiyor. Yani genelde döner alan ile 8 tane ölçüm vardır standartlarda. Her tesiste demek ki enerji vermeden önce her bir tesisin tamamen tüm akım devrelerinin gözden geçirilmesi, denetlenmesi gerekiyor. Bunun için de 8 tane deneyin yapılması gereklidir, zorunludur. Tabii bunun için de bir defa tesisin şeması gereklidir. Yani yerleşim planı gereklidir. Hangi yerde ne tesis edilmiştir? Hangi akım devresi bu prizleri, lambaları, örneğin lamba aydınlatma devrelerini beslemektedir. Tabi burada daha çok motorlar da olabilir, örneğin değişik yükler de olabilir. Onları tek tek yazmak gerekiyor, belirtmek gerekiyor. Bunun için de tabii ki tek hat şeması gerekiyor. Bunlar olmadan ölçüm yapılamaz. Tek hat şeması gerekiyor. Bu dağıtım şemasıdır. Yani katlar burada verilmiştir. Her bir örneğin kata giden tek dağıtım şeması da burada. Ben sizlere gösterdim. Örneğin herhangi bir yerde, diyelim ki işte prizde ölçüm yapacaksınız. Burada değerler belli. Hangi akım devresi, hangi kesici var burada örneğin? 30 mA ve B16 buraya tesis edilmiş. 2,5 metrekare bir iletken var. Bu noktada demek ki buradan itibaren tesisi deniyoruz, ölçüyoruz. Evet, diğer taraf yine dağıtım tek hat şeması. Bu genel olarak verilir. Diğer taraftan örnek olarak gösterildi burada. Diğer panolara gider. Bunların aynı şekilde denetlenmesi gerekiyor. Gerçekten kesitlerin sigortalara uyup uymadığının denetlenmesi gerekiyor. İletken kesitlerinin yine aynı şekilde koordinasyonun yapılıp yapılmadığı, koordinasyon gerekiyor. Yani kesitler buradaki beyan akımlarına uyup uymadığının kontrolü gerekiyor. Yine daha sonra panomuz var. Ana panoda o değerler burada gördüğünüz gibi belirtilmiştir. Alçak tali panolar var burada. Sonra sigortalar, yine miyetir kesiciler. Şurada gördüğünüz gibi her bir panonun içinde dağıtım şemasının olması gerekiyor. Numaraların olması gerekiyor. Hangi kesicinin, hangi RCD'nin örneğin miyetir kesicinin nereye gittiğini buradan görebiliriz. Evet, örnek yine yönetmelikte burada TL ve TT için ayrı ayrı verilmiştir. Olması gereken sol tarafta burada nominal akımlar var. Ortada açma akımı
örneğin Siyorta aldığımızda veya Mietrikes'i aldığımızda işte B var burada ve C genelde ve burada K verilmiştir. Olması gereken maksimum örneğin çevirme impedansı buna bağlı olarak açma akımı. En az minimum açma akımı burada verilmiştir standartta. Demek ki ölçüm yaparken muhakkak bunun, bu çizelgenin yanınızda olması gerekiyor. Direkt oradan hesap yapmadan hemen örnek veriyorum. 16 amperlik bir B kesimimiz olsun. 80 amper açma akımı ve 2,875 ohm da onun çevirme impedansıdır. Maksimum olması gereken çevirme impedansı. Ölçülen tüm değerler bunun altında olmalıdır. CD örneğin 160 amper, 1,4. 0,2 saniyede örneğin 1,4 gibi bir çevirme impedansı bulunur. Yine diğer taraftan TT sistemlerde, tabii TT sistemlerde biz genelde ne yapıyoruz? RCD kullanıyoruz. RCD kullandığımız için de topraklama dirençleri daha değişiktir. Tabii şunu da belirtmek lazım. 50 bölü 30 miliamperden hesap yapıyoruz. 50 bölü açma akımı artık geçerli değil. Topraklama direnci hesaplamak için 50 bölü IA geçerli değil. 230 bölü IA olması gerekiyor. 2007'den sonra bu değiştirildi. 2007'ye kadar böyleydi hesaplar ama 2007'den sonra TN'de olduğu gibi biz ne yapıyoruz? Çevirme impedansını aynı şekilde hesaplıyoruz. Daha önceki derslerde anlatmıştım. Oradaki çevirme impedansını TT sistemde tabii ki RA artı RB etkiliyor doğrudan. Yine ölçüm için daha doğrusu yine bir pano, bir endüstri panosu gördüğünüz gibi enerji geliyor buradan. Şuradan itibaren dağıtım yapılıyor. Bu bizim laboratuvardaki bir pano. Tam bir gün sürer bunun testi. Tabii ki öğrenciler tamamen bunu monte edecek, ediyor, etmek zorunda. Buradaki yükleri bağlamak zorunda. Daha sonra da şurada TNTT'yi oluşturarak tüm hesapları ve ölçmeleri yaparak sistemi öğreniyor. Yani bir sanayide, herhangi bir fabrikada bu işi yapıyormuş gibi birebir sanki o projeyi almış, tasarımı yapmış ve bunu ölçümünü yapıyor. Bunun yapılması gerekiyor. Genelde bu şekliyle daha çok öğrenme, daha çok konuya hakim olma söz konusu tabii ki. Şimdi şeylere bakalım. Toplam olarak bu slaytta olması gereken değerler verilmiştir standartlara göre. Örneğin koruma etkeninin direnci 1 ohmun altında olmalıdır. Ölçtüğümüz zaman koruma etkeninin direnci 1 ohmun altında, süreklilik direnci. 2. Potansiyel dengeleme etkeninin direnci 0,1 ohmun altında olmalıdır. Yani metalleri direkt ana potansiyel dengelemesine bağlıyoruz. 0,1 ohmun altında olması gerekiyor. Tabii RCD ölçümünde ise genelde 30 miliamper ele alırsak 30 miliamper %50 ile %100 arasında açması gerekiyor. Yani 15 ile 30 miliamper arasında açması gerekiyor. Ama iyi çalışan bir RCD genelde 22-23 miliamperde açar. Zaman olarak da genelde 20-25 milisaniye veya 0,4 saniyenin altındadır. Otomatik açma şartları tabii ki daha değişik. Her bir bunlar tamamen kesicilere bağlı. Açma hakkı ve açma zamanı. Tabii açma zamanı standartlara verilen açma zamanının altında olmalıdır. Topraklama direnci burada bir değer yok. Ama biz genelde tabii RCD'nin takıldığı yerler, testlerde bu direncin 100 ohm'dan az olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu önümüzdeki sene standart yayınlanacak topraklama yönetmeliği Avrupa'da. 100 ohm gibi bir değer. İster TT olsun ister TN fark etmiyor. Bu sadece bir fikir edinmek açısından önemlidir. Neden? Çünkü belli aralıklarla o sistemin, tesisin tabii denenmesi gerekiyor, ölçülmesi gerekiyor. 5 sene sonra geldiğinizde bu direncin
110'un altına mı oldu veya 510 mu olduğunu çıkartabilirsiniz. Buradan çıkarak da toprak akımı tersinin korozyona uğradığını anlayabilirsiniz. Sonra döner alan ölçüm var. Tabii ki daha önceki derslerde anlatmıştım. Sağa dönen bir döner alan. Çünkü aktif iletkenler sağa dönen bir döner alan oluşturur. Özellikle bilirsiniz motorlarda, motorun arkasından baktığınızda sağa doğru döner. Oradaki iletkenleri değiştirdiğinizde motor tersinden döner. Bu olabilir. Kaza ara insan aktif iletkenini değiştirebilir. Değiştirdiği anda da motor tersine dönmeye başlar. Böylelikle orada pompa veya başka bir şey zarar görebilir. İşte motorları sistemi devreye almadan önce muhakkak döner alanın ölçülmesi gerekiyor. Tüm o fazların aynı yönde alanı oluşturması gerekiyor. Yine bu değer de setlerde ölçülebiliyor. Diğer taraftan yalıtkanlık direnci çok önemli. İzolasyonun, kablo iletkenin izolasyonunun bozulmaması için biz genelde 500 volt DC'de ölçüyoruz. 1 mega ohm'dan da fazla olması gereklidir. Tabi bu ölçüm tamamen enerjinin kesildiği bir durumda yapılır. Diğerlerini enerji altında yapabilirsiniz. Diğer yine standartta yalıtkan zemin ve duvarlar var. Bu olay üniversitelerde önemli olabilir. Laboratuvarlarda önemli olabilir. Okullarda özellikle zeminin tabii direncinin çok yüksek olması gerekiyor. Hastanelerde önemli olabilir. Demek aklınızda bulunsun, bu değerler, bu ölçümlerin muhakkak tüm testlerde yapılıp protokole geçirilmesi gerekiyor ve 10 sene saklanması gerekiyor. Bu değerlerin 10 sene. Daha önce 5 seneydi. 10 sene çıkartıldı. 10 sene boyunca bu değerlerin mühendis, teknisyen usta fark etmiyor. Projeyi kim yaptıysa, kim denetlediyse, aynı zamanda mimar ve iş sahibinin 10 sene boyunca bu değerleri saklaması gerekiyor. Evet, potansiyel dengeleme üzerine durmuştuk geniş bir şekilde. Bunu tekrar gösteriyorum çünkü bu odada aynı zamanda dağıtım panosu da var. Topraklamamız var, potansiyel dengelememiz var. Burada da ölçebilirsiniz. Enerji odasında tüm bu ölçümleri yapabilirsiniz. Ki artık yani izolasyon direnci olsun, topraklama direnci olsun, direkt burada ölçülebilir. Evet, devam edelim. İlk başta koruma iletkenin sürekliliği demiştim. Tesisin en zayıf noktası ama en önemli noktası koruma iletkenidir. Koruma iletkeni doğru çekilmezse, iyi bağlanmazsa hata anında akım o çevrimi tamamlayamayacak, böylelikle akım akmayacak, yangın çıkabilir, insanlar elektriğe çarpılabilir. O nedenle ilk önce koruma iletkeninin sürekliliğinin ölçülmesi gerekiyor. Mesela burada şu cihazla birlikte şuradan şu şeyler tabii ki koruma iletkeni şunlar buraya bağlı. Bu ikisi arasında bunu ölçebilirsiniz. Veya şu cihazdan da ölçülebilir. Bağlı nokta arasında. Veya prizden prize. Prizlerde metaller vardır içinde. İki priz arasında o koruma iletkeninin bağlanıp bağlanmadığında bu şekliyle kontrol edebilirsiniz. Demek ki değer onun direnci 1 ohm'un altında olması gerekiyor. Ki şey çok basit. Yani tüm sistemde tabii akım değerlerine bağlı olarak yapmak gerekiyor. Akım devresinin koruma iletkenleri tamamen P'ye barasında orada tesis edilmesi gereklidir. O nedenle sistem içinde akım devreleri arasındaki koruma iletkenleri ölçülebilir. Diğer bir ölçüm, yani birkaç şekil göstermek istiyorum sizlere. Yani birçok yerde değişik şekiller var. Yine burada örneğin şu bizim koruma iletkenimiz. Ne yapıyoruz? Şimdi şu ikisi arasında şuradan alıyoruz. Şöyle de ölçebiliriz. Şimdi buradan böyle bir çevrim impedansı yapıyor. Yine buradan şöyle ölçebiliriz. Hiç fark etmiyor. Örneğin burada motorun gövdesi direkt P barasına bağlı. Oradan da buraya gidiyor ama bu çevrim impedansının olması gerekiyor. Veya priz de aynı şekilde. Şuradan da ölçebilirsiniz. Aynı noktadan
tekrar şöyle bir ölçüm. Yine bu fluka ile yapılan ölçümdür, gösterildiği gibi. Yapılabilir. Yani çok basit gerçekten. Gövdeden gövdeye bağlayarak, yani suyun gerçekten buraya bağlı olmadığını tespit etmek için burada bir direnç ölçeceksiniz. O direncin 1 ohmun altında olması gerekiyor. Yine potansiyel dengelemeler ise, potansiyel dengeleme tamamen tesiste potansiyel farklarını sıfıra indirmek için yapılır. Genel olarak yine metaller örneğin oraya bağlanmıştır. Burada bir kalorifer düşünün veya örnek şurası veya şu noktadan itibaren şurası örneğin şu noktadan şuradan şöyle giderek bu metallerin bağlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Direnç 0,1 ohmun altında olması gerekiyor. Yani sadece metaller arasındaki ölçüm yapılır. Metallerin potansiyel dengelenme barasına bağlanmadığı ölçümü yapılır. Çok basit. Ama burada önemli konu iletkenin, ölçüm yapılan cihazın iletkenin uzunluğu. Tabii onunla dikkate almak gerekiyor. Ne kadar bu iletken uzun olursa ölçülen değer de o kadar yükselecektir. Tabii potansiyel dengeleme iletkenin değeri 0,1 ohmun altında olması gerekiyor. Ama her metre başına da eğer böyle uzun bir iletken kullanırsanız oradaki iletkenin kesitine bağlı olarak ona eklemeniz gerekiyor. Ama toplum olarak 0,1 ohmun altında olması gerekir. Lütfen buna dikkat ediniz. Evet. Yine izolasyon direnci ölçümü tamamen kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi enerjisiz olması gerekiyor sistemin. Bir cihaz ile örneğin şuraya bu HT'nin şeklidir. HT örneğin burada şekillerde hatta renkli olarak da göstermiştir. Hiç hata yapmanın imkanı yok. Daha doğrusu renk olarak da renkler birbirine bağlıdır. Örneğin burada P kilemensinde ucu takarak tüm iletkenler arasındaki direnci ölçebiliriz. Ki buradaki direnç 1 mekomdan fazla olması gerekiyor. Evet. Bir başka şekliyle örneğin yine fluke. Yani şuradan bir uç burada, diğer ucu orada. 1, 2, 3, 4, 5 ölçüm yapılıyor burada. 5 ölçümden çıkarak ohmik izolasyon direncini bulabilirsiniz. Mesela bunu, tabi burası yine enerjisiz. Şu ikisi arasında ölçseydik, koruma iletkenin direncini ölçmüş olacaktık. Değil mi? Şurası örneğin. Bir uç burada, bir uç burada. Buradaki direnci ölçmüş olacaktık. Yani sürekliliği, yani şurada bir hata olduğunda hata akımının buradan akarak çevrimin tamamlanması için önemli. Burada belki iyi kilemesi yapılmadı, takılmadı, monte edilmedi. O nedenle hata akımının akması zorlaşabilir. Ölçmek zorundayız. Yine bir başka örnek yine. İzolasyonun direnci için hiç fark etmiyor. Örneğin yine aynı şekilde. Burada ölçebilirsiniz motorun kilemençlerinde. Şeyi açıp, motorun kapağını açıp yine 3 burada 1, 2, 3, 4 tane ölçüm yaparak bu değerleri yazabilirsiniz. Evet. Yine bir başka örnek. Dikkat ederseniz şuradaki aşağıdaki bu koruma cihazını devre dışı bırakıyoruz. Yine bir noktadan diğerlerine göre ölçümler yapılıyor. Elektronik cihazları devreden çıkarmak zorundayız. Tüm ne varsa, lambalar örneğin, balastlar, şunlar bunlar, böyle bir ölçümde zarar görür. Televizyon varsa, bilgisayar varsa hepsinin prizden çıkartılması gerekiyor. Enerjisi olması gerekiyor. Çünkü 500 volt gibi bir değer veriliyor. Gerilim veriliyor sisteme. Dolayısıyla bu elektronik cihazlar bozulur, kesinlikle bozulur. Onları devre dışı bırakmak gerekiyor. Evet. RCD artık akım koruma cihazının ölçümü çok basit. Direkt prizden ölçüm yapabilirsiniz. Yine cihazı ayarlıyorsunuz. Zaman ve
akım bazında bastığınızda butona size oradaki gerek olan değeri veriyor. Tabii önemli olan RCD'nin diferans akımını oraya ayarlamanızdır. 30 mA, 100 mA, 300 mA, ABC neyse ona göre onu da ayarlamanız gerekiyor. Ona göre ölçmeniz gerekiyor. Çok basit ama önemli ölçümlerden bir tanesidir. Çünkü bunun çalışmaması demek bir TT sistemde örneğin insanların ölmesi demektir. Çünkü hiçbir zaman hata akımı kesilmez TT sistemde. Oradaki topraklama da zaten kötü genelde. Bu nedenle bunu yapmanız gerekiyor. Bir başka örnek yine aynı şekilde. Yani buralardan RCD tip B, A, onu belirtmek için söylüyorum. Çünkü örneğin A'lar, B tabi değişik kurulması gerekiyor. Aynı yerde, aynı şekilde yapabilirsiniz değişik tipte. Fakat onların kurulduğu cihazlar, gerilim şekilleri daha değişiktir. Mesela burada A yapıp burada B yapamazsınız. A olması gerekiyor ya da sadece B. Evet. Sonra buraya kurduğunuz A'nın tamamen tabii mesela şurada seçici olması gerekiyor. Evet. Şimdi çevrim impedansına geçelim. Çevrim impedansı TN sistemde yine aynı şekilde prizden bir PE ile aktif iletken arasındaki çevrim impedansını ölçebilirsiniz. İki, nötr ile aktif iletken arasında, buna biz iç impedans diyoruz. Özellikle ikisini ölçebilirsiniz. Ama önemli olan koruma iletkeni ile aktif iletken arasındaki yapılan ölçümdür. TT sistemde de aynı şekilde, hiç fark etmiyor. Dikkat ederseniz şu nokta tamamen ayrılmıştır. Yine aynı ölçüm, aynı ölçümü yapıyorsunuz. Bu sefer hata akımı topraktan attığı için burada değer değişiktir. Evet. Yine bir başka çevrim impedansı ölçümü TN sistemde. Burası TN sistemdir. Şu noktadan P ile aktif iletken arasında tüm impedansı ölçebilirsiniz. Evet. Tabii topraklama ilgisi yok. Dikkat ederseniz topraklamanın hiç etkisi yok bu ölçüme. Bir başka TN yine aynı şekilde direkt uçlardan ölçebilirsiniz. Bu TNC sistemidir. Dikkat ederseniz TNC sistemidir. Topraklama ilgisi yok. Yine buradan ölçüm yapılabilir. Evet. TT sistemde yine o noktadan dikkat ederseniz kile ucun bir tanesi L1, L2 de olabilir fark etmiyor. Diğer ucu PE'de hata akım buradan geçtiğinde tamamen bu çevrim impedansının değerini ve akımını ölçebilirsiniz. Hata akımının değerini buradan ölçebilirsiniz. Tabii şimdi RCD'yi takarak da yapabilirsiniz, takmadan yapabilirsiniz. Sadece topraklama direncini ölçebilirsiniz burada prizden. Prizden topraklama direncini ölçebilirsiniz. Evet. Çevrim impedansı bir başka şekilde yine fluka. Bu laboratuvarda olduğu için gösterdim. Çok basit. Prize takıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz şuradan. Butona bastığınızda size değeri veriyor. Veya şebeke impedansı önemli olabilir. Nötr ile aktif iletken arasındaki ölçümü ölçmek de önemli olabilir. O açıdan buna da bakmak lazım. Döner alan ölçümü başta belirttiğim gibi yine bu setlerde 3 fazında, 3 aktif iletkenin geriliminde sağa dönüp dönmediğini tespit etmek için yine bu ölçümler yapılabilir ki çok önemli. Yani aktif iletkenlerin yeri değişebilir test yapılırken. O açıdan bunu yapmakta yarar var. Evet. Yine bir başka önemli ölçüm ki bu standartlarda yok ama biz yapıyoruz. Çünkü bugünkü ortamda 5 iletkenden geçen akımın değeri. Çünkü örneğin koruma iletkeni üzerinden akıp
geçip geçmediğini ancak bu ölçümle anlayabilirsiniz. Ne demiştik? 10 miliampere kadar bir veri vardır standartta. Onun dışında kesin olmaması gerekiyor. Simetrik bir ortamda tabii örneğin akımların toplamı sıfırdır. En burada sıfır olması gerekiyor. Bu işletme akımıdır. Bunu da ölçebilirsiniz ne kadar geçtiğine dair. Ve aynı zamanda burada diferans akımı, artık akım dediğimiz akım da şunu yaptığınızda nötr iletkeni üzerinden burada akım var mı yok bunu da ölçebilirsiniz. Ki çok önemli. Özellikle büyük bilgisayar merkezlerinde bunun yapılması gerekiyor. Yani çok hassas yerlerde yapılması gerekiyor. Ve buradan siz çıkarak tesisteki kaçak akımları da tespit edebilirsiniz. Bir tesiste genel bir, örneğin baralarda, metallerde, birçok yerde kaçak akım olabilir. Direkt sistemi etkiliyor. O açıdan bunun yapılması çok önemli. Evet, termo ölçümü son yılların en büyük bir iş alanıdır. Bir sanayiye gittiğinizde, tesise girdiğinizde panoyu açıp bu ortam sıcaklığını ölçebilirsiniz. Oradaki kesicilerin, sigortaların hangi santigrat derecede olduğunu tespit edebilirsiniz. Genelde panolar 50 santigrat dereceye kadar dizayn edilir. Onun dışında havalandırmak lazım. Bu çok önemli gerçekten. Bu bayağı da belli başına bir mühendislik alanı oldu artık. Ölçüm sonuçları, tabii standartta birçok tablolar var. Orada duruma göre siz bunu alabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Önemli olan akım devrelerini yazmak, ölçüm yerini yazmak, kabul iletkenin tipini yazmak, sayısı, kesidi, örneğin burada koruma iletkeni var, sürekliliği, aşırı akım koruma cihazının tipi, beyan akımı, çevre impedansı, iç impedansı, yalıtkanlık direnci, aşma zamanı, artık akım koruma cihazının aşma zamanı, tabii diferans akımı, beyan akımı yine, ölçülen akım, daha sonra gerilim, dokunma gerilimi veya toprak akım direnci yazabilirsiniz. Yani her bir akım devresi için bu değerlerin ölçülmesi gerekiyor. Her bir akım devresi için burada verilmesi gerekiyor. Yine diğer taraftan bu elebonun materyallerinde böyle ölçümler de vardır. Örnek olması açısından. Onlar da aynı şekilde ölçümleri yaparak bu değerleri vermişlerdir. Şurası akım devresidir. Tabii buradaki cihaz, tip, kablonun tipi, kaç adet olduğu, kesidi, aşırı akım koruma cihazı, çevre impedansı, iç impedansı, izolasyon, sonra RCD'nin değerleri, dokunma gerilimi gibi şeyler verilmiştir. Bunu doldurup tamamen dediğim gibi 10 sene saklanması gerekiyor. Evet. Bu dersimiz burada bitiyor. İkinci dersimizde buluşmak üzere. Daha sonra topraklama direnci ölçümlerine geçeceğiz. Teşekkür ederim.